bir düşüş olacak. Ama kredi faizlerine düşüş için biraz vakit geçmesi gerekecek. Bir ay falan diyorum. Bir ay içinde olacak. İlk kamu bankaları indirecektir. Mecburen çünkü kamuya bağlı oldukları için. Ondan sonra kamu otoritesi diyecek ki ya biz indirdik işte fonlama maliyetini. Daha ne duruyorsun? Hadi bakayım sen de indir diye. Ama şimdi yeni bir döneme girdik. Yani şöyle bir döneme. Likidite sınırlı ama maliyeti düşük. Tuhaf bir durum. Normalde tersi olur. Değil mi? O zaman herkes seçici davranacak. Yani 19.75'e düştü. Tamam 24 değil artık ama yine de ben seçerim. Mesela bankalar diyecek ki beni hiç ilgilendirmiyor. Arazin var mı? Evin var mı? Beni ilgilendiren senin nakit akışın. Getir bakayım nakit akışına bakalım diyecek. Vereceğim sana bu faizli ama biraz seçici davranacağım kusura bakma. Bireylere de aynı şeyi yapacak. Her önüne gelen otomotiv işte tüketimi yapıyor, konut alacakken onların da bakacak. Bu o yüzden kredi kayıt bürosunun o verdiği verilere çok daha dikkatli olarak herkesin hani bakması gerekecek. Ama bu bizi biraz rahatlatacak. Niye? Çünkü çok yüksek faiz teklif ediyorduk. Şimdi gelecek sene bugün %13 enflasyon açıklanacağını düşünün. Demek ki bugünden bir yatırım aracına girmiş olan kişi 19.75 diyelim. 19.75 ile bankaya parasını yatırdı. Gelecek sene 19.75 faiz alacak. Ama 13 ise enflasyon. Demek ki 6.75 puan değil mi? Reel getiri elde edecek. Bu da yüksek aslında. Ama Türkiye'nin riskleri şu an itibariyle bunu tarif ediyor. Yapacak bir şey yok. Ama 12 reel faiz çok yüksekti. Şimdi 12'den biraz daha aşağı daha ehven bir yere indik. Yani kimse yanlış anlamasın. Emre Alkin şunu demiyor. Faiz düştü her derde deva. Yani ona sivilceye, kelleye öyle bir şey yok. Yani büyüme, enflasyon hatta dış ilişkilerimiz düzelecek hiç öyle bir iddiada değilim. Sabahleyin kendi resmi web sitemde de bunu yazdım. Keşke her derde deva olsa diye. Ama bir nebze fonlama maliyetleri düşüreceği için ben burada olumlu bir gidişat görüyorum. Fakat vergiler çok yüksek. Hayat çok pahalı. Yani faiz indirimlerinin buna merhem olması için sadece para politikasının değil aynı zamanda maliye politikasının da devreye girmesi lazım. O yüzden ben buradan şunu söylüyorum bu ekranlardan faiz indirimi doğru olmuştur. Çok da yüksek olmadı herkes rahat olsun. Beklediğiniz oranda mı oldu yani size? Onun etrafında diyelim ben %20 yapıp rahatlatacak dedim. Hani 20'nin biraz altına sembolik bir hareket. Yani 400 puan normal 25'i sembolik olmuş. Dolar da ilk tepkisini verdi. 5.74'e çıktı. İşte bu kadar. Peki ne olacak? Şimdi hani ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimiz o ekonomik terimden çok anlamayanlar da olabilir. Şöyle daha sade bir dille anlatırsak dolar yükselecek mi düşecek mi? Altında i̇şte ne gibi bir değişiklik olacak? Karar açıklanmadan evvel ne dedim? Ne faiz kararı çıkarsa çıksın doların yükselmeye şu an itibariyle mecali yok dedim. Çünkü yükselmesini bekliyor bazıları satmak için. Zaten satın almak isteyenlerin de cebinde para yok. Nasıl? Güzel yani bundan daha net anlatılmaz yani. O yüzden ne vatandaşın cebinde var ne şirketlerin cebinde. Zaten para gelse borçlarını ödeyecekler. O yüzden ne kadar olumsuz senaryo yazılırsa yazılsın veya yaşayacaksak yaşayalım hiç fark etmez. Daha önceden çok döviz almış olanlar satmak için sırada bekliyor. Almak isteyenler de aşk ile bakıyor ama parası yok. Dolayısıyla dövizde çok büyük bir hareket beklemeyin. Tek bir hareket şundan olur. Yani dövizde trendi belirleyen ekonomidir ama yönü belirleyen siyasettir. Diplomaside, iç siyasette çok tuhaf, hiç aklımıza gelmeyecek, şok niteliğinde bir şey olmadığı sürece biz yaz aylarında ihracatın çok iyi gittiği, turizmin de patlama yaptığı bu yılda bizim öyle aman aman şiddetli bir yükseliş yaşamamız çok mümkün gözükmüyor. Dediğim gibi çünkü yükselince satmak için bekleyenler var. Yükselince satmak isteyenleri caydıracak tek şey iç siyasette ve diplomaside hiç ummadığımız, daha önceden hesap etmediğimiz şok niteliğinde bir gelişmenin olması. Şu artık daha nasıl tarif edeyim bilmiyorum yani. Peki bundan sonraki yapılacak para politikası kurulu toplantısında yine bir indirim bekliyor musunuz? Benim gördüğüm kadarıyla bu seneyi bitirmeden %17'ye düşme ihtimalimiz var. Bu seneyi bitirmeden. Yani Ağustos ayında toplantı olmayacak. Aralık ayındaki toplantılara bakarsak kademeli olarak %17'ye düşüş. Ben bunu daha önce de zaten bu ekranlardan söylemiştim. O yüzden rahat rahat konuşuyorum. Bu 17'ye düşüş hareketi bugünkü faiz indirimiyle daha da mümkün hale geldi. Yani 19.75'ten artık 17'ye düşürmek pek bir iş değil ama 17'den daha düşük bir politika faizinin de şu an Türkiye gerçekleriyle uyuşmadığını da
söylemek istiyorum. Risk barındırıyoruz biz. Hı hı. Hani böyle faiz enflasyon yaratıyor falan. Hayır hayır. Hani faiz enflasyon yaratmıyor. Bilhassa enflasyon faizi yaratıyor. Çok net olarak söyleyeyim. Ondan sonra çünkü enflasyon düştüğü sürece faizlerin de piyasada düştüğünü göreceğiz. O yüzden bizim birinci vazifemiz aslında faizleri düşürmek değil, enflasyonu düşürmek de. Enflasyonu nasıl düşürürüz onu da anlatıp bitireyim. Çok da vaktinizi almayayım. Estağfurullah. İnsanlar gelecekle alakalı umutlu bir beklenti içindelerse hiçbir zaman fiyatlarını yükseltme eğilimine gitmezler. Zaten tahsilatta sıkıntı olmayacak derler, satışlar devam ediyor derler. Ama insanların içine kurt düşürürseniz, acaba sattığım malın parasını alabilecek miyim? Acaba ben yaptığım bu emeğin efendim karşılığını alabilecek miyim diye düşünmeye başlarlarsa ne yaparlar biliyor musunuz? Sattıkları mal ve hizmetlerin fiyatının üzerine ufak ufak bu risk unsurlarını eklerler. Bankalar da böyle yapıyor zaten. Yani bir yere faiz verirken risk unsurunu ekliyor. O yüzden A noktasından B noktasına bir seyahatteyiz diyelim. Böyle gidiyor. Türkiye'nin geleceğiyle alakalı parlak bir hikaye sunduğumuz zaman hiç merak etmeyin. İnsanlar ürettikleri mal ve hizmetlerin fiyatını yükseltmezler. Neymiş o zaman? Faiz enflasyon yaratmıyormuş. Enflasyon ama faiz yaratıyor. Risk yarattığı için. Çünkü faizin içinde risk ve enflasyon var. Bu kadar basit. Yani biraz karmaşık hale getirmeye çalışıyorlar ama olay bu kadar basit. Bundan sonraki indirimin de Aralık ayında olabileceğini söylüyorsunuz. Yok, Eylül'de de olabilir. Eylül'de ama ben diyorum ki 17'ye kadar iner. Yani yıl bitene kadar %17'yi görebiliriz diyorum. TL'nin değerinde bir değişim olur mu peki? Yani şu an itibariyle baktığınız zaman normal şartlarda TL'nin değerlenmesi için hiçbir sebep yok. Ama dediğim gibi o kadar şiddetli döviz almış ki insanlar piyasadan. İşte çok da maliyetlenmişler. Yani 6,5 liralara falan gelmeden de kimsenin satmaya niyeti yok. Şu anda zaten kısa vadede öyle bir şey de gözükmüyor. İhtimal yok yani. Bu arada herkes zar zor zaten günü döndürüyor. Para da kalmıyor. Şimdi bir yere para kalsa gidip döviz alacaklar. Öyle bir durum diyor. Kime sorsanız aynı cevabı veriyor. Ah abi diyor, keşke cebimizde para olaydı da biraz döviz alsın. Kimse de yok. Şimdi dolayısıyla döviz kurunun üzerinde bir yükselme baskısı şu an yok. Şu an itibariyle yok. Sonbaharda bakar tekrar konuşuruz nasıl karşı karşıya çok geleceğiz. Ama şu an itibariyle öyle dövizin böyle hızla yükselmesi için bir sebep görmüyorum. Bakın da dediğim oldu zaten, öyle döviz kurunda da ahım şahım bir hareket yok. Borsada da öyle düşüş falan da yok. Normal karşıladı piyasa bunu. Evet. Normal karşıladı. Zaten beklenilen bir. Alın işte dolar tekrar 5.71 oldu. Ya ne beklediysem o çıktı. Onu size söyleyeyim yani. Tebrik çok, ediyoruz çok şükür. O zaman. Yani şöyle bir şey. Haklı çıktım diye övünmüyorum. Ben bunu tek başıma da yapmıyorum. Sizlere danışıyorum siyasette. Efendim Nazlı Hanım'a danışıyorum. Herkes bir yerlerden bir şeyleri öğreniyor ve istişare ettikten sonra bunları söylüyoruz. Herkes müşteri olsun. Biz yani herhangi bir aldığımız pozisyona veyahut da bir siyasi görüşe göre hiçbir şekilde yorum yapmıyoruz. O yüzden dediklerimiz genellikle doğru çıkıyor. Yani bununla da şöyle diyeyim. Mutluyum. Övünmüyorum. Mutluyum sadece. Tabii bu indirim puanının açıklanmasıyla birlikte para politikası kurulundan açıklamalar da geldi. Gelecek çünkü açıklama gelecek. Görünümündeki iyileşme devam etmektedir deniliyor. Bununla birlikte cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin sürmesi beklenmektedir deniliyor. Orada ufak eleştirim var. Kimse darılmasın. Cari işlemler açısındaki düzelmemizin sebebini yine net vatandaşın anlayabileceği gibi anlatayım. Türkiye'nin ithalatının %85'inden fazlası ham madde aramalı yatırım malıdır. Türkiye üretmek için ithalat mecburiyetindedir. Büyüme hızı düştüğü zaman mecburen ithalat da düşüyor. İthalat düştüğü zaman da cari işlemler açığı düşüyor. Yani cari işlemler açığındaki düzelmenin sebebi iyileşme değil. Aslında Türkiye'nin büyümesinin negatife doğru gitmesi. Ha şu da olabilirdi. Büyüme daralırken bir de enerji fiyatları uçardı. Cari açık büyürdü. Allah korudu bizi. Onu da söyleyeyim. Ama bunu müjdeli bir haber gibi ben buraya koymazdım. Peki. Tek eleştirim bu. Yani orada Türkiye Cumhuriyeti'nin yapısal bir sorunu olduğunu aslında altını çizse Merkez Bankası çok daha iyi olur. Çünkü kötü günde cari işlemler açığı zaten düşer. Çok net. Yapısal çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Emre Alkin konuğumuzdu. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı. 425 baz puan indirime gitti. Biz de sıcağı sıcağına değerli hocamla değerlendirmiş olduk. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Teşekkürler efendim. Sağ olun.